Sarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Altınoluk köyüne geldik. Eski ismiyle Papazlık köyündeyiz. Altınoluk denilince ilk tatil beldesi akla geliyor ama Altınoluk'un ilk kurulduğu, köyün olduğu yeri bugün gezeceğiz. Buradaki yapıları göstereceğim, deniz manzarasını sizlere göstereceğim. Gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız Altınoluk köyünü birlikte gezelim. Edremit ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta Kaz Dağları'nın eteğinde yer alan Altınoluk köyünün meydanındayım. Köy meydanına geldiğinizde büyük bir köy camisi var. Eskiden Rumların ve Türklerin iç içe yaşadığı bir yermiş. Mübadele ile buradaki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de buraya göç ettirilmiş. Şimdilerde ise genellikle büyük şehirlerden, özellikle yurt dışından çok göç alan bir bölge burası. Buranın havasının temiz olmasından kaynaklı, özellikle astım, KOAH rahatsızlığı olan insanlar bu bölgeden gelip yerler almaya başlamışlar. Çok yoğun bir yapılaşmanın olduğu Altınoluk tatil beldesini gezmeyeceğiz. Eski köy yerini gezeceğiz bugün sizlere. O eski köy yerini göstereceğim dostlar. Şimdi Altınoluk meydanındayım. Altınoluk köyünün meydanından, eski ismiyle Papazlık olan köyün meydanından itibaren sizlere burayı gezdireceğim. Ara sokaklarına çıkacağız. Birlikte ara sokaklarını göstereceğim. Deniz manzarasını hep birlikte göreceğiz. Hava çok soğuk. Kaz Dağları'nın zirvesinde de şu anda kar yağmış. Ama biz çekimlerimize sizler için aralıksız devam ediyoruz. Köy meydanına geldiğinizde ilk dikkat çeken en önemli yapı buradaki tarihi hamam. Burada gördüğünüz üzere tarihi bir hamam var. Ve köy meydanında bir sürü çınar ağaçları var. Hemen köyün alt tarafında da aşağıda bir amfiteyatro var. Yaz aylarında özellikle buradaki Altınoluk'taki, Edremit'teki birçok etkinlik, işte konser, tiyatro gibi etkinlikler o amfiteyatroda yapılıyor. Dağın yamaçlarında kurulmuş eski tarihi konaklar ve şimdiki yeni yapılan betonarme evler iç içe duruyor. Köy meydanına geldiğinizde şöyle bir cami sizi karşılıyor. Şöyle köy meydanını sizlere göstereyim. Burada eski tarihi yapılar çokça var. Özellikle Rumlardan kalma yapıların olduğu söyleniliyor. Şimdi biraz sonra köy meydanından çıkıp ara sokaklara gideceğiz. Oradan eski yapılara bakacağız. Kaz Dağları'nın eteklerinde doğanın ve tarihin iç içe olduğu yerde kurulan Altınoluk köyü, eski ismiyle Papazlık, oksijen deposu olarak biliniyor. Astım hastalarının şifa bulduğu yer olarak öne çıkan Altınoluk, doğasıyla, havasıyla çok güzel ve temiz bir tatil beldesi olmasının yanı sıra son yıllarda hızla büyümesi ve betonlaşması burada yaşayanları endişelendiriyor. Doğal güzelliğiyle tarihsel birikime ev sahipliği yapan Altınoluk'un eski köy yerleşim yerinin deniz kıyısına göre daha sakin olması bölgedeki insanların ilgisini çekiyor. Altınoluk'ta geçmişin izlerini günümüzde görebilmek için tepeye kurulan köyün ara sokaklarında görebilirsiniz. Şöyle öncelikle tezgahı sizlere ben göstereyim. Daha sonra Ramziye teyze ile konuşacağız, sohbet edeceğiz. Nar ekşileri var bak şöyle. Evet. Nar ekşilerinden tutun da zeytin, zeytinyağı, salçalar, karadut özleri, fasulyeler. Birçok zeytinyağı sabunları bak, sabunlar da var bak. Ha zeytinyağı. Bak sabunlar var bak, bütün sabunları. Zeytinyağı evet. Sabunları. Zeytinyağı sabunları. Şöyle ürünleri biraz göstereyim size. Siz geldiğinizde, bu köye geldiğinizde mutlaka eğer sevdiklerinize, kendinize bir şeyler almak istiyorsanız bu tezgaha uğrayabilirsiniz. Kendi el dokumaları, çantalar var. Bu çantaları da kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Şimdi teyze, senin tezgahına geldiklerinde, sen yaz kış buradasın değil mi? Yaz kış buradayım, yaz kış buradayım. Evet. Senin tezgahına geldiklerinde insanlar neler bulacaklar? Biraz bize anlat. Öyle şey var, ne istersen var oğlum bak. Bak dağ kekikleri var bak böyle. Nane, liman kekiği, bak Kaz Dağı'nın, buranın Kaz Dağı'nın. Bunları hep sen kendin üretiyorsun evet, değil mi? Pul biberi, dağ kekikleri, bak şöyle tarhana. Evet. Kendi yapma. Erişte, çorbalık.
Evet. Kuskus. Bak sumak. Tane sumaklar. Şimdi burada Kaz Dağı'nda çok önemli olan bu bölgede sadece bu bölgeye ait ürünler nelerdir? Bak sumak var bu Kaz Dağı'nın, bak kekik. Şey top kekik, bu kekiklerden daha kekik üyülmüş. Bak, onlar sadece bu bölgeye mi ait? Bu bölgeye, bu bölgeye bak. Bir de şey var, bu Kaz Dağı kök narından yapılan kozalak şurubu falan var ya. Evet. O da var mı sende? Kozalak şey var, bak kozalak şey de şurubu. Bu neye iyi geliyordu? Aslıma bu reşide olan var. Allah bak şeyle çantalar bile ben de gönlümden öyle. Evet. Bak şu çantalar bile. Bu büyük yolluk. 1800 lira bu. Büyük. 1800 liraya satıyorsun. Büyük. Zeytinyağları var bak şöyle. Onlar ne kadar? Bunlar 100 liraydı. Zeytinyağı var bak şöyle kendim. Bunları hep kendim yazdım bak. Bak şunlar var. Hı hı. Kırmızı zeytin. Şeyler var bak kazdanın bak bu. Bak bu sarı kızın şeyler bak kazdanın. Evet, tek tek hepsini böyle gösterelim. Bak bu yeşil çay, bu yeşil çay lazım bunlar. Bak, bu yeşil bunlar çay. Normal çay yapar gibi yapılıyor değil mi? Evet, bunun çayın içine atıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bak bu da şey zeytin, büyük zeytin. Bak bu da sele zeytini. Bak bunlar da çam sakızı. Bunlar da çam sakızı olan. Aa, çok güzel. Bunlar da çam sakızı, bunu çiğniyorsun, yapıyorsun öyle. Hmm. Bak fasulye, fasulye. Hepsi bu yöreye ait bu ürünler. Yöre, bu yöreye olan. Bu şöyle yöre. De tezgahın içini de göstereyim bak, size. Bak salçalar, bak kendimiz yapıyoruz bak salçaları. Seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Selam söyle. Selamlarımı söyle. Tamam. Köy meydanına geldiğinizde çay bahçeleri, yemek yiyebileceğiniz restoranlar ve işletmeler var. Şöyle köy camisini göstereyim size. Aynı zamanda köyün meydanında şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir deniz manzarası var. Şöyle köy meydanından baktığınızda Ege Denizi'ni, Edremit Körfezi'ni net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada birçok çay bahçesi var. Hemen köyün sağ tarafında. Bakın şu sol tarafta çay bahçeleri var. Hepsi de denizi görüyor. Çok güzel bir manzarası var hepsinin de. Şimdi köyün ara sokaklarına doğru çıkacağız. Evet, eski tarihi konaklar var burada. Çok güzel ateş tuğlasıyla yapılmış. Şöyle gösterelim size. Evet, burada da bu Çeşmeli Konak diye bir butik otel var. Bu köyde aynı zamanda konaklamak için bu tarz yapılarda gelip konaklayabilirsiniz. Kentsel sit ilan edilen Altınoluk Köyü'nde 36 tane yapı tescil edilmiştir. Altınoluk Köyü'nün mimarisi Osmanlı ve Rum mimarisinden izler barındırıyor. Rumlar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan çalıştırılmak üzere bu köye getirilmiş. Zamanla çoğalıp kiliseler inşa etmişler. Bir zamanlar köyde papazlar yaşadığı için ismini de oradan almış. Altınoluk ismi de altın değerinde olan zeytinin köyün çevresinde çokça olunca zeytinyağı da altınoluktan akar ifadesinden esinlenerek değiştirilmiştir. Kaz Dağları'nın mitolojideki ismi İda Dağı'nın altın değerindeki ürünü olan zeytin, kutsal bir bitki olması ve ölümsüzlüğü simgelemesiyle korunmasının önemine işaret ediliyor. Evet dostlar, aşağıda görmüş olduğunuz yer betonlaşmış. Artık çok kalabalık bir hale gelen, özellikle yaz aylarında çok kalabalıklaşan Altınoluk tatil beldesi. Yasal anlamda da Balıkesir Edremit ilçesine bağlı bir mahalle. Geçmişte kendi belediyesi varmış ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Altınoluk'ta belediyelikten çıkmış ve mahalle olmuş. Maalesef çok yapılaşmaya izin verilmiş. Her yer betonlaşmış ve aşağılarda yeşil alan maalesef kalmamış. Umarım bu yukarılar en azından daha fazla imara açılmaz ve yeşil alanlar biraz korunmuş olur.
Şimdi buradan gözüken manzarayı sizlere biraz anlatmak istiyorum. Karşı tarafta görmüş olduğunuz Madra Dağları ve Edremit Körfezi'ni, Ege Denizi'ni görüyorsunuz. Yine karşımızdaki şu küçük küçük adalar, Ayvalık Adaları ve daha ileride Yunanistan'a ait Midilli Adası gözüküyor buradan. Dünyada İsviçre Alplerinden sonra en yüksek oksijen oranına sahip ikinci bölge olan Kaz Dağları, Ege Denizi'nde yosunların ürettiği oksijeni baca gibi çekip yüksek yerlerde birikmesine yol açıyor. Oksijen deposu, yereldeki söylemiyle oksijen çukuru olarak bilinen Şahindere Kanyonu ise Altınoluk'ta bulunuyor. Bol oksijeni nedeniyle astım hastalarının şifa bulduğu yer olarak biliniyor. Altınoluk'taki temiz havanın, bol oksijenin kaynağının sanılanın aksine sadece ormanlar değil, denizdeki yosunlar da üretiyor. Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında uzanan Kaz Dağları, yosunların ürettiği oksijeni baca gibi çekip belli yükseklikte birikmesine neden oluyor. Ege Denizi'nin oluşturduğu nem, Kaz Dağları'nın yüksekliği ve bol oksijeni astım hastaları için bulunmaz bir nimet. Hamcı Hasan benim ismim. Aha. Hasan diye tanırlar. Ondan sonra ben Ayvacık'ın Çamkalabak köyündenim ama burada oturuyorum 25 senedir. Çok güzel yani köyümüz. Oksijen olsun Kaz Dağları'nın zirvesinde. Yazın çok güzel. Kışın ayrı bir güzelliği var. Yani çok sakin şu anda. Evet. Ama çok güzel bir yer. Turizm gelişmiş. Aha. Ondan sonra büyümüş gitmiş yani gidiyor da. Dağ da gidiyor yani. Talep çok. Talep çok değil mi? Çok talep var, aşırı derecede. Neler var abi sizde şimdi? Meyve var, ondan sonra zeytinyağları var. Kendimiz bunları yapıyoruz. Bir de halılardan bahsettin Balıkesir'in sen. El dokuması, evet, Balıkesir bölgesinin. Onlar yıllardır bizim mesleğimiz, Ayvacık tarafının. Bunları devamlı yapıyoruz yani. Sürekli kendiniz sürekli yapıyorsunuz evet, değil mi? Devam ettiriyoruz yani. Nesli tükenmeye kalksa da biz inadına yürütüyoruz bunları. Evet, ne güzel vallahi. Çok güzel bir şey gerçekten. Şimdi Altınoluk Köyü'ne geldiğinizde tarihi hamamın hemen sol tarafında evet. Gelip abimizin tezgahında hem eski dokuma halılara bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Hem de burada doğal zeytinyağı ürünleri var. Ayrıca mevsimine göre meyve sebze de satıyor. Onları da alabilirsiniz. El dokuma genelde yaptığımız eski mesleğimiz. Bir tane el dokumayı gösterebilir miyiz? Hepsi böyle? Hepsi elde dokuma bunların. Hepsi. Bak bunlar Balıkesir bölgesinin bizim. Bunlar hepsi böyle. Sizin bir de Çamkalabak köyünde hala kadınlar böyle el dokuması el yapıyor. Dokuma. Hanım da benim dokuyor kendisi. Bir de eski geleneksel kıyafetlerini devam ettiriyorlar değil mi? Devam ettiriyor evet. Evet evet. Hala gittik. Devam ettiriyor. Gittik zaten Çamkalabak köyü videosunu izlemek isteyenler de yine YouTube videolarımızın içinde bırakacağız. Şuradan da halıları bir içeriği de gösterelim. İsmi ne? Cino. Cino. Hiç durmaz bensiz. Gezecek, tozacak. Bak bunlar da bizim Ayvacık bölgesinin. Çok güzel. Yörük köylerini bir açalım. Dur canım. Dur. Evet hanım da yapıyor benim. Ha, hanım da yapıyor ama köylülerden de alıyorsunuz. Dur canım. Dur. Metre karesi nedir abi? Bunların metre kareleri 1000-1500 arasında değişiyor. 3000 olan da var. Değişiyor şeyine göre, kalitesine göre. Böyle koyu yünle yapılma. Bak bizim bunlar Ayvacık bölgesinin. İşte Çamkalabak, Yukarıköy böyle bunlar genelde bu motifle. Kök boyadan yapılıyor. Kök boyadan evet. Tamamen doğal bu. Doğal boyadan evet. Bak böyle yağcı bedir türleri var. Bak bu Balıkesir bölgesinin bizim. Çok güzel. Bu da hasır yastık mı? Şu biraz önce gösterdiğim. Hasır evet. Hasır. Evet. Bak bunlar yağcı bedir. Ondan sonra şunlar kız bergama dediğimiz modeller eski.
bak. Bergama tarafından Bergama, mı? Bergama, kız Bergama modelleri. Çok güzelmiş gerçekten. Çok güzel, değerli. Ne varsa eskilerde var abi. Bak ondan sonra Şirvan modeli dediğimiz şunlar, Balıkesir bölgesinin bak. Peki internetten de satışlarınız var mı? İnternetten de bazı yapıyoruz evet. Yani sosyal medya hesabınız varsa paylaşalım. Sosyal medya var mı Debru? Yok. Ben onları pek bilmiyorum da. Anlamadım ne bak. Şu anlık sosyal medya hesapları yok ama Altınoluk köyüne geldiğinizde hemen Tarihi Hamam'ın sol tarafında. Bunları böyle değişik modelleri yer alıyor. Gelip rahatlıkla bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Değişik ölçüleri hepsi var yani. Her tamam. Ölçümler. Şöyle bir tanesi mesela ne kadara geliyor abi? Ya şunlar şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela şu son açtığın. Şu alı 5-6 bin lira civarında. Kaç metrekare olmuş? 1,5 civarında. 1,5. Yani hemen hemen bunu kadın ne yapıyor? 15 günde falan dokuyor. Yiyirmesi şeyi tabii yok. Yani tek hem malzemesi hem boyası hem... Hem şeyi tabii kazanları da kaybediyor. Emekleri emek, derken. Tabii. Bak şöyle kilimleri var bunun mesela bak. Bu da yine şey. Elde dokuma ama alı gibi kullanışları var bak. Aa çok güzelmiş gerçekten. Neleri var daha ya şeyleri. Değişik motifleri evet. Şeyleri. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle yani kapatmadan. Şey, yani demek istediğim yani şey yaparsan iş var yani. Çalışırsan. Çalışırsan. İş var, çalışmasan iş yok. İş yok evet. İş evet. Yok. Teşekkür ederiz. Bir çok şey, sağ olun. Yine bekleriz. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için destek mesajlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.